İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evladı Ermeni Evanjelik Cemiyeti'nin genel müdürü Zaven Hancıyan vefat etti. Olivier de Cotigny, Artsakh'ta topraklarından sürülen Ermenileri unutmayalım. Zmırnya, İzmir'de yapılan kazılarda 5000 yıllık bir depo ortaya çıkarıldı. Batı Ermenistan'ın evlatları Patrik Devecian, Amerikalı gazeteci, bu koşullar altında Tayvo Kılar ve arkadaşları Ermenilerin geri dönüş hakkını nasıl hayata geçirmeyi planlıyor. Artsakh'ta gömülen kahramanların yakınları mezarlarının ziyaret edilmesi veya mezarların değişimini düzenli olarak gündeme getiriyor. Artsakh'tan Arman Avanesyan, Dünya Sambo Kupası'nın gümüş madalya sahibi. Soykırım, Armenosit Müze Enstitüsü, Ermeni Evanjelik Birliği'nin genel müdürü Zaven Hancıyan'ın zamansız vefatını öğrendiğinde derin üzüntü duymuştur. Hancıyan, tanınmış bir halk figürü, bir entelektüel, bir hayırsever ve ana vatana sadık hizmetin bir örneğiydi. O, soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan ikinci nesil temsilcilerinden biriydi ve Armenosit anısını derinden taşıdı. Bu durum aynı zamanda Hancıyan'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nün iyi bir arkadaşı olmasına da katkıda bulundu. Uluslararası konferansların ve geçici sergilerin düzenlenmesinde, çok önemsediğimiz yayınların yayınlanmasında birçok kez özverili bir şekilde yardımcı oldu. Onun nazik gülümsemesini ve bilge sözlerini her zaman hatırlayacağız. Fransa'nın Doğu Ermenistan'daki Büyükelçisi Olivier de Cotigny kendi X mikroblogunda Ermenilerin Artsakh'a dönme hakkını hatırlattı. Büyükelçi de Cotigny kendi X mikroblogunda topraklarından sürülen ve geri dönüş hakları Uluslararası Adalet Divanı tarafından onaylanan Artsakh Dağlık Karabağ Ermenilerini unutmayalım diye yazdı. Zmırnya, İzmir'de yapılan kazılarda depo olarak kullanılan 5000 yıllık bir yapı ortaya çıkarıldı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Zafer Derin, araştırma sonucunda depoda büyük kil kap olmak üzere diğer kapların bulunduğunu, burada sıvı veya başka maddelerin depolandığının ortaya çıktığını kaydetti. Bu bölgede ağırlıklı olarak üzüm ve incir depolanıyordu. Midyelerin kalın kabuklarının bulunması, bunların ticaret ve yemek amacıyla tutulduğunu göstermektedir. Bu bölge Batı Ermenistan'ın en eski tarihi yerlerinden biriydi. Hem kaplarda saklanan yiyecekler hem de Ermeni yerleşim bölgesinde bulunan ürünler hakkında yeni bilgiler elde edilecek. Patrik Devecian, bakanlık ve yardımcılığından belediye başkanlığına kadar çeşitli görevlerde bulunan Fransalı Ermeni siyasetçi. Patrik Devecian, Fransa'nın Fontainebleau şehrinde doğdu. Babası Batı Ermenistan'ın Sivas bölgesinden, annesi ise Fransızdır. Babası ve akrabaları 1919'da soykırım Armenosid'in ardından göç etti. Nicolas Sarkozy'nin görev süresi boyunca Devecian bakanlık görevini üstlendi. Adalet Bakanı görevi için ana aday olarak görülüyordu. Sarkozy'nin ayrılmasının ardından Halk Hareketi Birliği Partisi'nin üst düzey temsilcilerinden biri olarak Fransız Millet Meclisi'nde görev aldı. Stepanakert'te yaşayan Azerbaycanlı bir elektrikçi Ermeni buzdolabının videosunu yayınladı ve şunu sordu. Düşman malının han kendinde ne işi var? Amerikalı gazeteci Lindsey Snell kendi X mikroblogunda şu bilgileri açıkladı. Ermeni bayrağını ayaklar altına alıyor, Ermeni evlerinin öğrenci yurduna dönüştürüldüğünü gösteriyor. Gazeteci soruyor, bu koşullar altında Tayvo Kılar ve arkadaşları Ermenilerin geri dönüş hakkını nasıl hayata geçirmeyi planlıyor? 2020 ve 2023 savaşlarında şehit olup Artsakh'ta defnedilen kahramanların yakınları, geçtiğimiz aylarda sık sık yakınlarının mezarlarının ziyaret edilmesi veya mezarların yer değişimi konusunu gündeme getiriyor. Bu acı sorun henüz çözülmemiş olsa da yakınları da bunun kilise düzenine aykırı olup olmadığını merak ediyor.
Papaz Nerses, cenaze töreni sırasında rahibin vaftiz edilmiş merhum için gömme emrini yerine getirdiğinde sonunda mezar mühürlenir. Mühürlü bir mezardan çıkarma işlemine piskoposluk tarafından izin verilmesi gerekir ifadesinde bulundu. Papaz yaptığı eklemede ancak savaş sırasında şehit olanların vaftiz edilip edilmediğine bakılmaksızın savaş alanında şehit olmaları kan vaftizi olarak kabul edilir. Yani din adamının tüm cenaze işlemlerini yapma ve mezarı mühürleme hakkı vardır, dedi. 98 kiloda Arman Avanesyan, savaş sambosu kategorisinde Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde düzenlenen sambo dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı. Batı Ermenistan olarak gümüş madalyalı şampiyonumuzu yürekten kutluyor, yeni başarılar diliyoruz. Arman Avanesyan'ın bu başarısı Ermeni sporcuların uluslararası arenada her zaman mücadeleye ve üst düzey sonuçlar göstermeye hazır olduklarını bir kez daha kanıtlıyor. Bu sadece Arman için değil, tüm Ermeni milleti için büyük bir başarıdır. Çünkü onun başarısı sporda ve yaşamda hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan yeni nesillere gurur ve ilham vermektedir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.